mutlu akşamlar. Haftanın ikinci işlem gününde analizle karşınızdayız. Piyasadaki fiyatlamaları ve gelişmeleri konuşacağız. Şimdi taç ekrana gidelim ve bugün ana endekslerdeki kapanışa biraz daha yakından bakalım. Dün %5 düşüp devre kesicinin çalışmasıyla beraber endekste sert satışların yaşandığı bir gündü. Bugün o kayıpların bir kısmı toparlandı diyebiliriz. Tabii dün kapanışa doğru ABD hisselerine de bir alım gelmişti. Bugün BIST 100'e onun da bir olumlu etkisi oldu. %1.8'lik kazançla 1945 puanda günü noktaladı Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi. Hemen bankalara da bakalım. Bankacılık tarafı ise %1.7 değer kazandı. 1725 puanda bugünü noktaladığını gördük. Gün içinde 1731 puana kadar da tırmandı bankacılık endeksi ve günün en yüksek seviyelerine yakın bir kapanış yaptı bugün için. Sanayi endeks tarafında ise %1.3'lük kazanç vardı. Dün özellikle tabii doğal gaz ve elektrik kısıntılarının olumsuz etkisiyle ciddi satışlar vardı. Fakat bugün bir miktar toparladı piyasa. En azından satış baskısı hafifledi diyebiliriz. 3431 puanda kapandı. Burada ise gün içinde en yüksek 3444 seviyesi test edildi. Peki şu anda Viyop tarafında durum nasıl? Akşam seansında Şubat vade BIST 30 endeksinin 2187 puanda olduğunu görüyoruz ve saat 19 itibariyle başlayan akşam seansında yakın vade BIST 30 endeksi değer kazanmış görünüyor. Şu an akşam seansında %0.5'lik kazanç var ve tabii bir yandan da piyasayı hafta başından beri baskılayan bu doğal gaz ve elektrik konusundaki sıkıntıların ne kadar kalıcı olabileceğine ilişkin endişeler de gündemi meşgul ediyor. Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bu tedarik sıkıntılarına ilişkin yorumlar yaptı. İzleyelim. Biz oradaki santrali devreye almış olsaydık belki İran kaynaklı bu sıkıntıyı bugün hiç yaşamamış olacaktık. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası temel atma töreninde konuştu. İran kaynaklı elektrik kesintilerine vurgu yaptı. Gündeminde yapımı engellenmeye çalışılan Saros FSRU tesisi de vardı. Kışın ortasında vatandaşlarımızın konutlarında herhangi bir kısıntıya gitmemiz elbette düşünülemez. Buradaki temel yaklaşımımız, oluşabilecek makine teçhizat hasarlarını, ham madde kayıplarını minimize ederek kısıtlamaların üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek. İran kaynaklı bu sorunu yine sanayicilerimizle el ele vererek inşallah en kısa sürede atlatacağız. Biz bunu daha önce başardık, yine başarabiliriz. Bu kesintileri aslında sanayicimiz fazlasıyla telafi edecek güce sahip. Varank, Türkiye'nin elektrik kesintilerini yaşadığı bu süreçten güçlenerek çıkacağını söyledi. Saros Körfezi'nde Türkiye'ye yeni bir FSRU LNG terminali kazandırmak için gerçekten 2 senedir kelimenin tam anlamıyla mücadele veriyoruz. Eğer biz oradaki santrali devreye almış olsaydık, belki İran kaynaklı bu sıkıntıyı bugün hiç yaşamamış olacaktık. O eğlence terminalini şu anda 1 sene gecikti, tamamlamış olsaydık İran'dan yapılan bu ani kısıntıyı hiç yaşamamış olacaktık. Borsa İstanbul'da bugün toparlama vardı. Peki BIST 100'de en çok yükselen hisseler ve en çok değer kaybeden şirketler hangileriydi? Şimdi hemen bu şirketlere bakalım. En çok değer kazananlara baktığımızda tabii ilk sırada bir otomotiv şirketi Tofaş dikkati çekiyor. %8'in üzerinde değer kazandı bugün Tofaş hisse senedi. Turkcell yine bugünün en dikkat çeken hisselerinden biri. %7'ye yakın değer kazandı bugün Turkcell hissesi. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da %6,5 yükseldi. Yıla da iyi başlamıştı ama sonra bir miktar satış geldi ama bugün yeniden hareketlendiğini görüyoruz İş GEO hissesinin. Sasa Polyester de bugün %6 yükselirken Koza Anadolu Madencilik %5.17 değer kazandı ve Borsa İstanbul Madencilik Endeksini de yukarı çekti diyebiliriz. Bir de en çok değer kaybeden hisselere bakalım. Aydem Enerji bugün
%9,9 değer kaybetti ve ilk sırada yer aldı. Kardemir de, Çan 2 Termik, İşmenkul ve ADS'yi de bugünün en çok düşenleri arasında görüyoruz. Tabii özellikle Kardemir D'deki %2,59'luk düşüş de dikkat çekici. Bugün aslında Ereğli değer kazandı ama Kardemir'de %2'nin üzerinde satış vardı. Yani demir çelik sektöründe de bir ayrışma söz konusuydu diyelim ve şimdi günün önemli bir makro verisiyle devam edelim. Reel kesim güven endeksi yine diğer önemli sektörlere ilişkin güven endeksleriyle beraber imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklandı bugün. Peki veriler hangi seviyelerde gerçekleşti? İzleyelim. Merkez Bankası Ocak ayına ilişkin reel kesim güven endeksini açıkladı. Endeks yeni yıla 3,4 puan artarak 109,5 seviyesinde başladı. Mevsim etkisinden arındırılmış endekse 1,8 puan artarak 111,9 oldu. Aynı dönemde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise 1,1 puan azalarak %77,6 seviyesinde geriledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise yine bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla %78 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran yatırım mallarında %74,2, ara mallarda %79,2, tüketim mallarında ise %75,6 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ise yine Ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Endeks hizmet sektöründe %1,2, perakende ticaret sektöründe %2,5 artarken inşaat sektöründe ise %5 azaldı. Bugün acaba BIST 100 endeksinde en çok puan katkısı veren hisseler hangileriydi? Şimdi onlara bakalım. Bugün itibariyle Borsa İstanbul'daki toparlanmaya öncülük yapan ilk 5 hisseye baktığımızda Turkcell ilk sırada, ki az evvel bakmıştık, en çok değer kazanan şirketler arasındaydı. Bugün Turkcell 4,38 puan katkı verdi BIST 100'ün hareketine. Tofaş yine bugün BIST 100'de en çok değer kazanan şirketti ve endekse puan katkısı olarak da 2,7 puanla ikinci sırada yer aldı. Sasa Polyester'de ise 2,5 puanlık bir katkı söz konusu olurken Şişecam ve Koç Holding de bugün 2 puanın üzerine katkılarla beraber BIST 100'ü yukarı çeken belli başlı hisseler arasına girdi diyebiliriz. Endeksi baskılayanlar tarafına baktığımızda ise Kardemir D grubu hissesi, Aydem Enerji, Otokar, İş Yatırım ve Sarkoysan sıralandı diyebiliriz. Bugün itibariyle işlem hacminde ise bir miktar gerileme var. Aslında geçtiğimiz hafta Perşembe'den beri hacimlerin biraz zayıfladığını görüyoruz. Geçen hafta Perşembe günü 40 milyara yakın işlem hacimleri vardı piyasada. Bugün son durum itibariyle 27,8 milyar TL seviyesinde, dün 39,3'tü. Bugün haftanın ikinci işlem günü 27,8 milyara gerileyen bir işlem hacmi söz konusu. Son bir ayın ortalaması da 32,2 milyar TL seviyesinde. Bugün hacim son bir ayın ortalamasının da altında gerçekleşti. Günün öne çıkan sektör performanslarını da hatırlayalım. Bugün en çok yükselen sektör endeksi madencilik oldu. Başta Koza Anadolu madencilik hissesi olmak üzere madencilik sektöründe bir hareketlilik vardı. %3,7'lik primle günü noktaladı. Metal eşya makine %3 değer kazanarak ikinci sırada yer aldı. Holdingler yine bugün değer kazanımı açısından dikkat çekti. Koç Holding özellikle burada dikkat çeken hisseydi ve %2'nin üzerinde primle Holding endeksi bugün yükseldi. Bankacılık %1,7'lik değer kazanımıyla dördüncü sırada yer alırken turizmin de bugün %1,6 değer kazandığını görüyoruz. En çok düşen ilk 5'te ise aracı kurumlar, KOBİ Sanayi, enerji şirketlerini içinde barındıran elektrik endeksi, finansal kiralama faktoring ve orman kağıt basım sektör endeksleri sıralandı. Bugün açısından en çok düşenler de bu şekildeydi diyelim ve şimdi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın açıklamalarıyla devam edelim. Tabii malum son dönemde özellikle enflasyonun ölçülmesi ve enflasyonun seyriyle ilgili bazı yorumlar da var. Ve bu yorumlara ilişkin TÜİK Başkanı da bazı açıklamalar yaptı. İzleyelim. Son dönemin en çok dile getirilen açıklanan enflasyonla hissedilen enflasyon arasındaki fark neden kaynaklanıyor sorusuna en yetkili ağızdan yanıt geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sait Erdal Dinçer,
biz yaşam maliyetini ölçmüyoruz dedi. Halk enflasyonu bütün dünyada tartışılıyor. Hissedilen enflasyon bütün dünyada farklı bir kavramdır. İnsanlar hep kendi hissettikleri enflasyonu en son aldığı ve daha sık tükettiği ürünlere bakıyor. Halkın enflasyonu kişiden kişiye değişir. Biz 84 milyonu kapsayacak veri üretiyoruz. Dinçer, enflasyonun vatandaşı yükünü hesaplamak üzere çekirdek enflasyon gibi özel nitelikli endeksler arasında yer alacak yaşam maliyeti endeksi üzerinde çalıştıklarını belirtti. TÜİK Başkanı fiyatlara müdahale ediliyor eleştirilerine yanıt verdi. Fiyatlara müdahale ederek düşürmek mümkün değil. Veri tabanımız arşivleniyor. Yani 560 bin rakamı, matriksi ortak bir rakama dönüştürme lüksümüz var mı? Dönüştürdüğünüzü kabul edin. Bir dahaki aya ne yapacaksınız? Bu bir zaman serisi çünkü. Bunu bir yerde kırdığınız an bunun sonuçları sizi öyle bir hale dönüştürür ki bunun altından kimse kalkamaz. TÜİK Başkanı Dinçer enflasyon hesaplamasında nelere dikkat ettiklerini de detaylı bir şekilde anlattı. Biz fiyat derlediğimiz ürünün ucuz veya pahalı olduğuna bakmıyoruz. Hep aynı ürünü ele alıyoruz. Ayrıca bizim için önemli olan fiyatın düzeyi değil, bunun gelişimidir. Yani biz hep aynı iş yerinden aynı marka ve aynı ürünü alıyoruz. Tekrar ediyorum, halk neyi tüketiyorsa biz onun fiyatının değişimine bakıyoruz. Trakya peynirinin fiyatına bakıp TÜİK peyniri ucuz gösteriyor diyemezsiniz. TÜİK en fazla tüketilen peynirin türlerini dikkate alıyor. Artık barkod sistemiyle zincir marketlerden 100 milyonlarca veri aldıklarını belirten TÜİK Başkanı Dinçer, sistemi genişleterek şaibeleri ortadan kaldıracaklarını söyledi. 2021 yılında verilerin %21'i online olarak barkod sisteminden geldi. Bu oran gıdada %50 oldu. 2022 yılında sepetteki barkod hedefimiz %50. Gıda tarafında ise barkodun payının %75 olmasını hedefliyoruz. Yani şaibeleri ortadan kaldıracağız. Geçmiş yıllarda gece market açılıyor, veri alınıyor gibi aslı astarı olmayan yorumlar yapılıyordu. Bunlar bertaraf edilecek. TÜİK Başkanı, üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına da yansıyacağına işaret etti. Şimdi küresel borsalardaki son duruma da bakalım. Dün özellikle ABD borsalarının kapanışı sırasında gelen alımlar dikkat çekmişti. Fakat bugün orada yeniden bir zayıflık söz konusu. Şu an 3 ana ABD endeksinde yön aşağı. Dünkü pozitif kapanışlar sonrası bugün yeniden endeksler düşüyor. En ciddi kayıp da Nasdaq cephesinde. Şu an %1.7'lik düşüş var Nasdaq endeksinde. Güney Amerika'da ise bir ayrışma söz konusu. Arjantin'de Merval %3.8 primli fakat Brezilya'da Bovespa %0.9 aşağıda. Avrupa'ya gelecek olursak dün ABD borsalarının sürpriz diyebileceğimiz pozitif kapanışı sonrası bugün Avrupa'da da bir toparlanma eğilimi vardı. En dikkat çeken hareket tabii Londra'nın FTSE endeksindeydi %1'lik kazançla. Diğer önemli Avrupa hisse noktalarında DAX, Madrid'de IBEX ve Paris'te CAC 40 %0.7'lik yükselişte bugünü noktaladı. Asya'ya geldiğimizde ise Hindistan hariç bir satış dalgası vardı. Sadece Hindistan'da Sensex endeksi bugün değer kazandı. Onun haricinde özellikle Güney Kore'de KOSPI ve Çin'de Şangay Bileşik Endeksinin %2'nin üzerinde değer kaybederek bugünü noktaladığını izledik. Tabii özellikle küresel hisse piyasalarını ilgilendiren önemli makro gelişmelerden biri de küresel çapta ekonomik büyümenin performansı elbette. Bugün IMF de Dünya Ekonomik Görünüm raporunu yayınladı Ocak ayına ilişkin ve orada ülkelerin büyüme tahminlerinde revizyonlar yapıldığı görüldü. Şimdi Türkiye ile ilgili son tahminleri izleyelim. Uluslararası Para Fonu Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini %9'dan %11'e çıkardı. IMF Dünya Ekonomik Görünümü Ocak 2022 ara dönem raporunda küresel ekonominin 2022 yılına daha zayıf bir konumda girdiğini belirtti. Artan enerji fiyatlarının ve arz kesintilerinin başta ABD olmak üzere birçok ülkede çok daha yüksek bir enflasyona neden olduğu kaydedildi. Çin'in emlak sektöründe yaşanan daralma ve özel tüketimin daha yavaş toparlanmasının da büyümeyi sınırladığı ifade edildi. Tüm bunlara bağlı olarak global ekonomik büyüme tahmini bu yıl için %4,9'dan %4,4'e çekildi. Uluslararası Para Fonu Türkiye'ye ilişkin 2022 ve 2023 büyüme tahminlerinde revizyon yapmadı. 2021 büyüme tahminini %9'dan %11'e yükseltti. IMF gelişmiş ekonomilerin tamamına yakını içinse bu yılki büyüme tahminlerini düşürdü.
Büyüme beklentisi ABD için %5,2'den %4'e, Euro bölgesi için %4,3'den %3,9'a, Almanya için %4,6'dan %3,8'e, İngiltere için %5'den %4,7'ye indirildi. Tahvil tarafına da bakalım. ABD 10 yıllık tahvil faizinde bugün yükseliş var. Dün haftaya düşüşle başlamıştı fakat bugün yeniden yükseldi. Yarın da Fed'in tabii faiz kararını takip edeceğiz. FOMC toplantısı bugün başladı ve yarın Türkiye saatiyle 22'de faiz kararı açıklanacak. 22.30'da Fed Başkanı Powell'ın önemli açıklamalarını takip edeceğiz. Onun öncesinde bugün 10 yıllık faizde bir toparlanma var. Dün %1,72'ye düşmüştü. Bugün %1,76 düzeyinde görüyoruz 10 yıllık faizi. Geçen hafta ortasında %1,9'a kadar tırmanmıştı ama sonra Rusya-Ukrayna gerilimi ve ortaya çıkan jeopolitik endişelerle beraber tahvillerdeki satış baskısının azaldığını ve tahvillerin bir miktar değer kazandığını izlemiştik. O süreç bugün biraz sekteye uğradı. Faizde yeniden yön yukarı şu an ABD tahvil piyasasında. Ons altına bakalım bir de. Ons altın aslında geçen hafta 1840 doların üzerine attıktan sonra o gücünü bu haftanın ilk iki işlem gününde de korumaya devam ediyor diyebiliriz. An itibariyle 1852 dolar seviyesinde ve yarınki kritik FED kararları öncesinde altın piyasası şu an güçlü bir giriş yapıyor diyebiliriz. 1850 doların üzerindeki fiyatlama devam ediyor. Tabii yarın ana gündem FED ve Avrupa Portföy Yönetici Ortağı İsmail Erdem de Fed'in faiz kararı, bilanço küçültme süreci, varlık fiyatlarının etkisi gibi pek çok konuda yorumlar paylaştı. İzleyelim. Amerika'da baktığımızda özellikle büyük şirketler hem teknoloji tarafında hem de teknoloji harici bölümde aslında bayağı iyi gidiyor işleri. Yani işte Microsoft'tur, Google'dur, Apple'dır vesaireye baktığımızda çok ciddi kar ediyorlar. Hepsinin birikmiş çok ciddi nakit rezervleri oluştu ve dünyadaki para, dünyadaki varlıklı insanların, ülkelerin parası Amerika'da alacak hisse arıyor. Böyle bir ortam yaşıyoruz. Bu oyunun kuralları değişiyor mu şu anda? Enflasyon yükseldiği için buna tepki olarak da Fed'in faiz artıracağı için bir tedirginlik var. Fakat Amerika'da Fed'in piyasaların huzurunu bozacak şekilde, ciddi değer kayıplarına yaratacak şekilde faiz artırımlarına gitme ihtimalini çok düşük görüyorum ben. Bu Amerikan ekonomisinde ciddi istikrarsızlığa sebebiyet verir. Zira Amerika'da hisse senedi sahipliği de tabana çok yayılmış vaziyette. Birçok emeklilik planı da ciddi şekilde hisse senedi taşıyor. Keza ciddi şekilde uzun vadeli tahvil bono taşıyorlar. Fed, Amerika'daki varlık dağılımını, varlık seviyelerini ciddi aşağı çekecek bir hareket yapmaktan kesinlikle kaçınacaktır diye düşünüyorum. Bu çerçeveden baktığımızda Amerika'daki düşüşün bir düzeltme olarak değerlendirilmesini daha doğru olduğu görüşündeyim. Tabii bunlar hep nokta tahminler ve etrafında önemli bir belirsizlik ihtiva eden tahminler. Olumsuz bir senaryoda işte Rusya Ukrayna'ya müdahale ederse, buna karşılık Amerika ve NATO bir takım ciddi tedbirler alması durumunda kalırsa çok daha işin tadı kaçabilir ama az ihtimal veriyorum ben bu senaryoya. Şirketler dünyada borçlanırken ya tahvil ihraç ediyorlar ya da bankalardan uzun vadeli borçlanıyorlar malum. Ve bunların fiyatlamaları verim eğrisine göre yapılıyor. Ve şu anda da verim eğrisi yani 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık borçlanmanın, tahvillerin getirisinin, faizinin ne olduğu verim eğrisi tarafından dolar bazında aşağı yukarı belli. Ve bu verim eğrisi de veya getiri eğrisi diyelim, yield curve İngilizcesi dediğimiz, Fed'in faiz artırımlarını fiyatlamış vaziyette. Zaten bu sebepten dolayı 10 yıllık Amerikan hazine bonosu tahvili yükseldi geçtiğimiz haftalar içerisinde. Fed şu anda piyasaların beklediği gibi işte 3-4 artış yaparsa çok fazla olumsuz etkilemez diye düşünüyorum. Ama eğer Fed önümüzdeki aylarda 3-4 faiz artışının yeterli olmayacağı, enflasyonun gerçekten çok hızlı artıyor olduğu ve bunun sonucu olarak da 5-6-7 artış yapması gerektiği gibi bir iletişime geçerse piyasayla birlikte piyasaya, o zaman piyasalarda daha sert bir düzeltme görme ihtimalimiz olabilir. Fed'in zaten beyan ettiği
politikası piyasalar tarafından fiyatlanıyor ve o fiyatlanma gerçekleştiği zaman çok büyük bir olumsuz etkisi olmuyor. Önemli olan sürpriz faiz artırışlarının olmaması. Şimdi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden son gelişmelere ve haberlere bakalım. Esenboğa Elektrik'le başlayacağız. Esenboğa Elektrik bugün bir sözleşme imzalama haberini açıkladı. Şirketin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında Oyak Grup şirketlerinden Güzel Enerji Akaryakıt şirketiyle Çatı Öz Tüketim Güneş Santrali kurulumu için bir sözleşme imzalanmış ve bu sözleşme çerçevesinde KDV hariç yaklaşık 1.7 milyon liralık da bir bedelle şirketin bir güneş enerji santrali kurulumu kapsamında bir iş alımı yaptığını da söylemek mümkün Esenboğa Elektrik şirketi için. Bu arada bu sözleşmenin mevcut kurlardan dolar bazında değeri de yaklaşık 125 bin Amerikan doları yapıyor diyelim ve hemen Esenboğa'nın da hisse grafiğine bakalım. %0.07 çok yatay bir performansla bugünü noktaladı. Tabii sadece bugün değil, son birkaç haftadır çok yatay bir hareket var Esenboğa Elektrik hissesinde. Bugün tam 30 lira sınırının altında bir kapanışla günü noktaladı. Garanti Bankası tarafında ise borçlanma aracı ihracına yönelik SPK'ya yapılan bir başvuru söz konusu. Yurt dışında ihraç edilecek bu borçlanma araçları ve toplam değerinin maksimum 6 milyar Amerikan doları tutarında olması bekleniyor. Bu arada ilgili ihraçlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan onay alınmış. Eğer SPK'da onaylarsa önümüzdeki süreçte maksimum 6 milyar dolara kadar yurt dışında tahvil benzeri borçlanma aracı ihraç edecek Garanti Bankası. Hisse senedine gelecek olursak bugün değer kazandı ve hem bankacılık endeksini olumlu etkiledi hem de BIST yüzde yükselişi destekledi. 11.84 bugün gördüğümüz son kapanış ve son bir ayın zirve kapanışı da 12.03 olarak görünüyor. Gübre fabrikaları ise Söğüt Altın Madeni ile ilgili bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde Söğüt Altın Madeni işletmesinin temel atma töreninin yapılacağını belirtmişti gübre fabrikaları. Fakat bu törenin olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendiğini fakat ilgili sahadaki çalışmaların planlanan mevcut programa göre devam ettiğini, çalışmalarda herhangi bir aksama olmadığını bildirdi bugün KAP açıklamasında. Hisse performansına da bakalım. Borsa İstanbul Sanayi Endeksi açısından da önemli bir şirket ve bugün %0.95 değer kaybetti. Dünkü sert satış dalgasında gübre fabrikalarında da sert bir satış vardı. Bugün aslında borsa geneli toparladı. BIST 100 yükseldi fakat gübre fabrikaları bugün de düşüşüne devam etti ve 78.30 TL seviyesinde günü düşüşle noktaladı. Yükselen Çelik şirketi ise yeni çelik merkezi inşaatı için bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Organize sanayi bölgesi içindeki arsa üzerine yapılacak olan yeni çelik servis merkezinin mevcut inşaat süreci açısından, mevcut inşaatın yapılması açısından KDV dahil 21.3 milyon TL bedelle bir sözleşme imzalanmış ve inşaatın da en geç 30 Ekim 2022'ye kadar bitirilmesinin planlandığını yine bu KAP açıklamasında Yükselen Çelik şirketi bildirdi. Hemen hisse grafiğine de bakalım. %0.95 bugün değer kaybetti. Metal ana sanayi endeksi içinde bulunan bir hisse senedi. Bugün demir çelik hisselerinde de karışık bir fiyatlama vardı. Ereğli yükseldi, Kardemir düştü. Yine gerileyen çelik şirketlerinden biri de bugün Yükselen Çelik oldu ve %1'e yakın kayıpla günü negatif noktaladı diyelim. Şimdi pay geri alım gelişmelerine bakacağız. Arçelik 425 bin adet hisseyi bugünkü işlemlerde piyasadan geri aldığını açıkladı. Alım yapılan fiyat bölgesi en düşük 48.30, en yüksek 49.68 olarak açıklandı ve son olarak ortalama fiyatı ise 49,03 seviyesine tekabül ediyor. Bu arada bugünkü son alımlarla beraber Arçelik'in geri aldığı toplam hisse miktarı da 40.954.986 adete ulaşmış. Yani 40 milyonun üzerinde bir hisseyi piyasadan geri almış oldu şu ana kadar Arçelik şirketi. Hisse grafiğinde de tabii bu geri alımların etkisi aslında görülüyor. Son dönemde borsadaki dalgalanma, BIST 100'de dönem dönem devre kesicinin, endeks bazlı devre kesicinin çalıştığı dönemlerde dahi
Arçelik'in görece daha güçlü bir performansı var. Nitekim bugün de %2'nin üzerinde değer kazandı ve 50 liranın üzerinde bir kapanış yaptı. Şirketin de şu ana kadar 40.9 milyon lot hisseyi piyasadan geri topladığını görüyoruz. Muhtemelen bu alımlar da tabii hisse senedini desteklemiş diyelim ve natural yenilenebilir enerjinin pay geri alımına da bakalım. 45.10 TL birim fiyatından 12.060 adet hisseyi bugün piyasadan geri almış natural yenilenebilir enerji şirketi ve şu ana kadar geri aldığı toplam pay miktarı da 500 bin adete ulaşmış, sermayesinin %1,5'una tekabül ediyor bu geri aldığı toplam hisse miktarı. Grafiğinde nasıl bir seyir var, oraya da bakalım. Bugün yatay pozitif 45.24 TL seviyesinde günü noktaladı. Son bir ay 41 lira ile 46-44 kapanış seviyeleri arasında dalgalı bir fiyatlamayla geçti diyebiliriz. Böylelikle bu bölümü kapatıyoruz. Diğer şirket haberleri var, onları da izleyelim. Eczacıbaşı İlaç İş Ortaklığı Eczacıbaşı Monroe ile Hollanda'da yerleşik Curium arasında bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşma ekipman transferi ve tedariğine yönelik imzalandı. Anlaşmayla taşıyıcı radyoaktif molekül içermeyen LU-177 üretim teknolojisinin lisanslanması hedefleniyor. Armut 2021 yılını %111 büyümeyle kapattı. Online platform Armut, yurtdışı operasyonlarını yürüttüğü global markası Homerun'la yurt dışındaki iş hacmini 4 katına çıkardı. Homerun hizmet verenlerinin sayısı %41 artarken diğer hizmetlerin sayısı ise %39 arttı. Taleplerde özellikle Polonya, Çekya ve Macaristan'da 2020'ye göre 5 kat arttı. İngiltere'deki talep büyümesi ise %200 seviyesinde oldu. İzmirli Graniser'in tamamı İngiliz Victoria PLC tarafından satın alındı. İngiliz şirket Graniser için 8.4 milyon euro ödeyecek ve ayrıca Graniser'in 39.8 milyon euroluk borcunu da üstlenecek. Böylece satış 48.2 milyon euroya tamamlanacak. Victoria'nın 52 milyon metrekarelik üretim kapasitesi eklendiğinde toplam üretim 74 milyon metrekareye ulaşmış olacak. Unilever yeniden yapılanma sürecinde dünya genelinde 1500 yöneticiyi işten çıkaracak. Şirketten yapılan açıklamada küresel yapılanma planına dikkat çekilirken yönetici pozisyonunda çalışanların %15'inin işine son verileceği bildirildi. Şirket süreçten fabrika çalışanlarının etkilenmeyeceğini duyurdu. Gen İlaç, New Avro ile sermaye artırımı yoluyla ortak olmak üzere sözleşme imzaladı. Sözleşme hükümlerine göre Gen, 1.2 milyon dolar karşılığında New Avro'ya %9,09 oranında hissedar oldu. Şimdi yorum alarak devam edeceğiz. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizlerle. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Borsa İstanbul'da dün endeks bazlı devre kesicinin yine devreye girdiği bir gün yaşamıştık. %5'lik kayıp. Bugün kayıplar biraz toparlandı. Kısa vadede dip görüldü mü yoksa hala temkinli olmamız gereken bir dönemde miyiz Borsa İstanbul için? Şu an için hani dibin görüldüğünü söylemek adına erken. Çünkü küresel tarafta hala daha önemli risk başlıkları masada. Bu gerek Rusya-Ukrayna arasındaki jeopolitik riskler olsun, gerekse yine yarın sona erecek FED toplantısı. Bunlar önemli belirsizlikler ve risk başlıkları. O nedenle hani piyasalar açısından yurt dışı piyasalara baktığımızda da anlamlı bir toparlanma görmüyoruz. O nedenle şu süreçte biraz daha temkinli hareket etmenin daha faydalı olduğu kanaatindeyiz. Özellikle endeks tarafında hani bugün bir toparlanma gördük ama hani dünkü düşüşlerle kıyasladığımızda bu toparlanmanın biraz daha sınırlı kalması ve bir miktar da hacim desteğinden de yoksun olması hani özellikle bugünkü yükselişlere karşı da biraz daha temkinli yaklaşımımızın altında yatan temel sebepler. O nedenle hani özellikle bu yarınki FED toplantısını bir izlemek lazım. Çünkü bu toplantıda Mart ayına ilişkin bir yönlendirmenin olması bekleniyor. Yine bunun tonu devamında FED Başkanı Powell'ın mesajları, tüm bunlar önemli olacak gelişmeler. Malum şu an için piyasalar FED'den Mart ayı itibariyle başlamak üzere Haziran, Eylül ve Aralık ayında 4 defa faiz arttırımı bekliyor. Haziran ayından sonra da bilanço küçültmesinin gündeme gelebileceği de yine piyasalar tarafında konuşulan gelişmeler arasında. Fed'in hani bu yıl sonuna göre Aralık toplantısındaki hani ortaya koyduğu projeksiyonlara kıyasla
mevcut durumda daha agresif bir görünüm ortaya koyuyor. Bu tutumun ilerleyen dönemlerde daha da yoğunlaşması, sıklaşması, devam etmesi artarak piyasalar üzerine baskı oluşturabilecek bir durum. Özellikle hani hisse piyasaları tarafındaki fiyatları etkileyen bir etmen. Yine Rusya tarafındaki gelişmeler önemli. Hani bu taraf önemli jeopolitik riskler ve belirsizlikler barındırıyor. O yüzden şu süreci biraz daha izlemede kalarak geçirmekte fayda var. Ki endeksten geçen haftadan bu yana yurt dışı piyasalardaki bozulan görünümle birlikte satış baskısının artış kaydettiğini görüyoruz. Yani yurt dışında da bu satış baskısının sona erdiğini görmeden, risk iştahında anlamlı bir toparlanma görmeden dikkatli olmak lazım. Endekste de teknik görünümde ciddi zayıflamalar söz konusu oldu. Hani bugün toparlanma gördük ama genel olarak hisselerde zayıflama ön plana çıkıyor. Ve endeks, BIST endeksi önemli bir seviye olarak takip ettiğimiz 22 günlük basit hareketli ortalamasını dünkü satışlarla kırdı ve onun ortalama altında günü kapattı. Yine bugünkü yükselişler de ortalama üzerine yani çıkılması adına yeterli olmadı. 1970'li seviyelerde bulunuyor bu ortalama. Yani özellikle bu ortalama altında kalındığı sürece yükselişlere biraz daha, hatta 2000 puan altında kalındığı sürece yükselişlere biraz daha tepkim hareketli olarak yaklaşmak ve burada bir miktar daha küresel çaptaki gelişmeleri takip ederek hareket etmek faydalı olacaktır kanaatindeyim. Diğer yandan özellikle İran'dan doğalgaz tedarikindeki sıkıntılar ve bazı organize sanayi bölgelerindeki elektrik kesintileriyle beraber borsada işlem gören sanayi şirketlerinin de olumsuz etkilendiğini gördük. Dün Ege Endüstri, Kartonsan gibi şirketler üretime ara verme kararı açıkladı. Ve dün sert düşüşün sebeplerinden biri olarak da bu gösteriliyordu. Bugün biraz toparladı piyasa ama bu tedarik sıkıntısının henüz aşılamamış olması da bir risk faktörü müdür ve sanayi şirketlerini etkilemeye devam eder mi acaba? Şu an için hani ilk bu belli bir süre kesinti hani fiyatlama içerisinde belli oranda girdi diyebiliriz. Yani dünkü düşüşte tabii ki bir miktar etkisi var ama dünkü düşüşün ana sebebi yurt dışı piyasalarda derinleşen satışlardı. Özellikle endeks hani işlem gördüğü saatte, Borsa İstanbul'un işlem gördüğü saatte Amerika'da %3'leri aşan, Avrupa'da %4'leri bulan düşüşler vardı. Endekste yaşanan temel geri çekimin temel sebebi buydu. Ama tabii ki sanayi tarafında bir zayıflamaya yol açtı. Şöyle söyleyebilirim. Yani burada büyük çaplı şirketler veya hani organize sanayi bölgelerinde şirketler burada işte belli yani bu kesinti eğer uzamazsa bu aşılabilir. Çok ciddi yaralar bırakmadan geride bırakılabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu süreci de bakım çalışmalarını yapmak adına da değerlendiren şirketler var. Yine hani ilerleyen aylarda yapacakları belli revizeleri, düzeltmeleri yapan şirketler oluyor. O nedenle bu kesinti eğer uzamazsa bunun sanayi sektörü üzerindeki etkisi sınırlı kalacaktır. Ama ilerleyen süreçte bu İran tarafından doğalgaz akışının uzaması, hani kesintinin uzaması ve bu kesintilerin devam etmesi bunun biraz daha ciddi sonuçları olabilir. Özellikle çünkü hani üretimin aksaması demek oluyor bu kesintilerin devam etmesi. Hani bu şu anki kesinti biraz daha telafi edilebilir. İşte belli mesailerle bu telafi edilebilir ama bunun bu şekilde genele yayılarak hani önümüz bu ay içerisinde, Şubat ayı içerisinde devam etmesi daha ciddi sonuçlar yaratabilir. Elbette bir risk faktörü olarak takip edilecek. Hani bu durum eğer uzamazsa ek bir satış baskısı getirmesini beklememek gerekir. Hani biraz daha yurt dışı piyasalardaki fiyatlamalara bağlı olarak bir fiyatlama görebiliriz. Ama bu kısıntılar uzarsa, bu kesintiler uzayacak olursa, işte bu üretim ara vermelerin süresi ilk açıklanandan daha da ileriye gidecek olursa bu durum sanayi sektörü üzerinde baskı oluşturabilir. Malum ana sektörlerden, ana endekslerden. O nedenle bunun Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamada etkisini hissederiz. Ama şu an için eğer bu kesinti planlandığı gibi kalır ve ilerleyen günlerde de İran'dan gaz akışı tekrardan eski seviyelerde sağlanacak olursa bunun hızlı bir şekilde bu etkinin geride bırakıldığını ve piyasalar tarafında biraz daha iç dinamikler ve küresel çaptaki gelişmelerle fiyatlamanın devam ettiğini görebiliriz diye düşünüyorum. Ama uzarsa o durumda sanayi sektörü hisselerinde satışlar biraz daha derinleşebilir. Bu arada yılbaşından beri baktığımızda bankacılık endeksinin BIST 100'e ve sanayi endekse göre daha iyi bir performansı var. Şu ana kadar %8.1'lik bir yükseliş kaydetti. Tabii son dönemde özellikle kamu bankalarının sermayelendirilmesine ilişkin haberler, işte Halkbank davasının askıya alındığına ilişkin gelişmeler biraz fiyatlamayı etkiledi gibi. Bundan sonra da böyle ilerleyebilir mi? Özellikle bilanço dönemine yaklaşıyoruz. Son çeyrekte iyi sonuçlar gelir mi bankalardan? Banka hisseleri için nasıl bir öngörünüz var? Bankacı tarafında zaten hani diğer hisselere ve sektörlere baktığımız zaman daha ciddi bir iskonto söz konusuydu. Yine son dönemdeki haber akışları da bu tarafı bankacılık sektörünü destekledi. Gerek Halkbank olsun ki hani o süreçte yine biraz daha
gelişmeleri takip etmek lazım. Hani nihayete ermiş bir süreç değil. Bununla birlikte tabii burada Merkez Bankası'nın hani belirli koşulları sağlanması durumunda zorunlu döviz karşılığından aldığı komisyonu yıl sonuna kadar ertelemesi gibi etmenler, bu tarz haber akışları zaten iskontonun yüksek olduğu bankacılık sektörüne toparlanma getirdi. Burada bilançonun, hani yılın son çeyreğindeki bilanço rakamlarını takip ediyor olacağız. Bu hafta hani Arçelik'le birlikte başlıyor ve hani bu hafta, önümüzdeki hafta itibariyle daha yoğun, özellikle Şubat ayı içerisinde daha yoğun bilanço açıklamalarını göreceğiz. Bankaların genel olarak güçlü finansal sonuçlar açıklamaya devam etmesini öngörüyoruz. Özellikle 2021 yılının ikinci çeyrek finansallarından itibaren, yani ikinci 06 dönemi finansal sonuçlarından itibaren bankacılık sektöründe kar marjında bir toparlanma söz konusu. Çünkü özellikle burada bankalar 2020 yılında ciddi karşılıklar ayırdılar. 2021 yılının ikinci yarısından itibaren bir toparlanma eğilimi var. Yine son çeyrek rakamlarında da bu eğilimin devam ettiğini görmeyi bekliyoruz. Özellikle hani kredi mevduat makasında iyileşen görünüm burada bankacılık sektöründeki karları destekleyecek bir etmen. Yine TÜFE'ye endeksli tahvil getirilerinde malum TÜFE'deki gerçekleşmeyi dikkate aldığımızda ciddi gelirler yazılıyor olacak. Tabii kur tarafındaki artan volatilite belli oranda ticari işlem tarafında yani kar zarar dengelerinde bir oynatmaya yol açacaktır. Veya burada yine karşılık yıl sonu olması nedeniyle belli karşılık giderlerinde artış görüyor olacağız ama ilk saydığımız etmenlerin biraz daha ağır basmasını ve bankacılık tarafında kar gelişimini desteklemeye devam etmesini öngörüyoruz. Biz burada özel bankaları biraz daha beğenmeye devam ediyoruz. Bu çeyrek için İş Bankası ve Akbank'ın hani özel bankalar içerisinde en güçlü finansal sonuç açıklayacak şirketler bankalar olacağını düşünüyoruz. Yine iştiraklerdeki gelirin etkisiyle hani Şişecam tarafında da güçlü finansallar var malum. İş Bankası'nın bu tarafta biraz daha pozitif ayrışabileceğini de beklentilerimiz arasında. O yüzden hani biz bankaları orta vade açısından da barınırlıklı risk kontrol nedeniyle takip etmeye ve model portföyümüzde belli banka hisselerini bulundurmaya devam ediyoruz. Bu çeyrek finansalları da olumlu gelecek. Genel beklentiler, bizim kurum olarak beklentimiz bu yönde. İş Bankası ve Akbank hani burada bilançolar yönünde ön planda seyredecek bankalar olarak değerlendiriyoruz. Özel bankaları biraz daha ön planda tuttuğumuzu söyleyebilirim. Diğer sektörlerde durum nasıl olur son çeyrek için? Yarın evet dediğiniz gibi ağır çelikle beraber artık bilanço sezonunu açıyoruz. Üçüncü çeyrekte demir çelik ve havayolu şirketleri için son derece pozitif sonuçlar takip etmiştik. Acaba bu sefer son çeyrekte ve yılın tamamı için 12 aylık finansal sonuçlarda en çok hangi sektörler öne çıkabilir? Siz hangi sektörleri beğeniyorsunuz? Şöyle sektör bazlı ayrıma girmeden önce ilk olarak şunu söyleyeyim. Hani burada özellikle yılın son çeyreğinde kur cephesinde yaşanan hareketler malumdu. Oldukça sert yükselişler gördük. Buna bağlı olarak ihracatçı şirketler, yani satış gelirleri içerisinde ihracat payı yüksek olan şirketlerin yılın son çeyreğinde veya genel olarak yıl genelinde de, çünkü 2021 yılı genel olarak kurların yükseldiği bir sene oldu, ciddi karlılık bazında katkı bulacakları ve buradaki ihracat gelirlerinin özellikle kar rakamlarını destekleyeceği bir süreci takip etmiş olacağız. Bu yılın son çeyrek finansallarında bu etkiyi kurlardaki gelişime bağlı olarak yoğun bir şekilde görüyor olacağız. O nedenle ihracatçı şirketlerin genel olarak güçlü bilançolar açıklamaya devam ettiğini burada yılın son çeyreğinde de göreceğimizi değerlendiriyoruz. Bununla birlikte döviz varlığı yüksek olan şirketlerin yine bu çeyrekte güçlü finansallar açıklaması bekleniyor. Özellikle 2020 yılının son çeyreğinde kur hareketleri çok yataydı. Yani Türk lirası yatay anlamda bir değişim kaydetmemişti diğer kurlar, pariteler karşısında. O nedenle yılın 2021'in hani son çeyreğindeki hareketlerle kıyaslandığında hani buradaki döviz kuru, döviz pozisyonunun etkilerini daha yoğun bir şekilde hissedeceğiz. O yüzden hani burada ihracatçı ve döviz varlığı yüksek olan şirketlerin kar gelişimleri daha olumlu olurken döviz yükümlülüğü yüksek olan şirketlerde daha zayıf finansallar ve hani kar rakamı baskılandığı bir durumla karşılaşmamız mümkün. Otomotiv sektörü içerisinde Furoto Tofaş ihracat gelirleri yüksek olan şirketler, o nedenle bu şirketlerin olumlu görünümünü korumaya devam etmesi beklenebilir. Yine Doğuş Otomotiv tarafında da finansal beklentiler, finansal sonuç beklentileri olumlu yönde seyrediyor. Yine aynı zamanda burada gıda perakendeciliğinde faaliyet tarafının güçlü gelişimini sürdürmesini bekliyoruz. BİMAŞ tarafı, Migros tarafı, Şok tarafı keza. Ama buradaki tek etmen, hani bir parantez açmak gerekirse, malum Rekabet Kurulu'nun bir cezası vardı. Bunu son çeyrek rakamlarında görüyor olacağız. O nedenle faaliyet gelişimi olumlu olmakla birlikte hani faaliyet tarafındaki yaratılan karın net kar tarafına tam olarak aktarılamadığını, buradaki cezanın bir miktar net karı baskıladığını da göreceğiz biz gıda sektöründe, perakende gıda tarafında.
Yine burada teknoloji şirketleri içerisinde hani Logo'nun, Indes'in bilançoları güzel gelebilir. Özellikle Indes tarafında kur farkı geliri bilançoyu destekleyebilir diye bekliyoruz. Holdingler güçlü kar beklentisini sürdürdüğümüz sektörler. Hani burada Koç Holding, yine baktığımızda döviz varlığı nedeniyle Sabancı Holding, keza şişe ihracatçı yapısıyla olumlu ve finansal sonuçlar beklediğimiz şirketler. Bunu söyleyebilirim. Kardemir'de'nin, hani Ereğli'nin finans bir miktar kar rakamlarının normalleşme görmeye başlayacağız bu son çeyrekte, ama hani son çeyrek rakamlarında güçlü görünüm genel olarak devam edecektir. Özellikle yıllık kar rakamlarına bakıldığında da güçlü artışlar görüyor olacağız demir çelik sektöründe. Aynı zamanda burada hızlıca toparlayacak da olursam çok uzatmadan baktığımız zaman petrokimya sektöründe Petkim'in ve Aygaz'ın biraz daha güçlü finansallar açıkladığını görebiliriz. Aselsan yine yılın son çeyreğinde belli tahsilatlar oluyor. Yine döviz varlığı yüksek şirketlerden Aselsan'ın finansal sonuçları güçlü gelebilir. Genel olarak beklentimiz bu şekilde özetleyebilirim. Bu şirketler ve sektörler biraz daha olumlu finansal sonuçlar beklediğimiz yılın son çeyreğinde de pozitif ayrışmasını ayrışabilecek finansallarla birlikte şirketler ve sektörler arasında yer alıyor diyebilirim. Bu arada son dönemde tabii borsadaki dalgalanmalar esnasında şirketlerin pay geri alımlarına da devam ettiğini görüyoruz. Büyük şirketler hisse geri alımları yapıyor. Dün BİM'in geri aldığını gördük, Sabancı Holding. Bugün Arçelik hisse geri alımlarına devam eden bir diğer önemli şirket olmuş. Tabii bu pay geri alımları da Borsa İstanbul'u destekliyor mu? En azından aşağı yönlü hareketleri sınırlandıran bir faktör olabilir mi? Ve yatırımcıya verdiğim mesaj açısından ne gibi bir önemi var? Siz nasıl yorumlarsınız bu hisse geri alımlarını? Yani şimdi hisse geri alımları tabii belli oranda hisseyi destekleyebilecek bir durum. Çünkü şirketin hani kendi hisselerinin biraz daha burada destek olduğunu, güvendiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Hani tabii ki burada belli düşüşlerin olduğu dönemlerde şirketin hani kendi paylarını alması çok sert düşüşlerin veya kayıpların önüne geçebiliyor. Bu hususta hani şirketin de piyasa değerine ve hisselerin fiyat gelişimine önem verdiğini, takip ettiğinin ve hani hisselerin destekler mahiyette pozisyon aldığını bir göstergesi olması açısından elbette olumsuz yorumlanabilecek bir durum değil. Sınırlı pozitif bir gelişme olarak yorumlanabilir. Ama tabii ki hani endeks tarafındaki fiyatlamalar da hani gün içerisinde oynaklık ve volatilite yüksek seyredebiliyor. Yani bu pay geri alımları endeks tarafındaki düşüşleri sınırlıyor demek çok mümkün değil. Hani geçen hafta salı günü devre kesiciyle erken kapanış yaptı endeks, yine keza dün öyle. Hani buradaki pay geri alımları tamamıyla endeksteki düşüşlerin önüne geçen bir faktör olarak yorumlamamak lazım. Ama tabii ki burada hani endeks tarafı için genel olarak Borsa İstanbul'dan, Borsa İstanbul'a dair hani genel çıkarımlar yapmaktan ziyade biraz daha şirket paylarını destekleyecek gelişmeler olarak yorumlamak mümkün, ama tek başına da hissenin yönünü ve seyrini belirleyecek bir etken de değil. Yani burada biraz daha şirketin finansal görünümü, temel gelişmeler, yine küresel çaptaki gelişmeler, fiyatlama üzerine daha belirleyici olan ana faktörler. Hani burada genel olarak diğer hisselerde kayıplar örneğin %4 iken şirket pay alımının olduğu hisselerde %2,5, %3 civarında kalabilir, ama hani diğer hisseler düşerken bu durum tek başına hisseyi artıya geçirebilecek veya pozitif tarafta tutabilecek bir durum olarak değerlendirmek de lazım. Burada hani genel çerçeveden kopmadan hani küresel taraftaki gelişmeleri, yurt içindeki dinamikleri ve şirketlerin temel görünümlerine dikkat alarak bir yorum yapmak, analiz yapmak ve bu yönde beklentileri şekillendirmek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Yarın tabii ana gündem maddesi Fed olacak. FOMC toplantısı sonrası faiz kararını ve daha da önemlisi Powell'ın açıklamalarını takip edeceğiz. Burada acaba bilanço küçültme detayı ve faiz artış zamanlamasına ilişkin net sinyaller görebilir miyiz? Sizin beklentiniz ne yönde? Ve tabii piyasa fiyatlaması da önemli. Yılbaşından beri baktığımızda S&P 500'de %9'a yakın, Nasdaq'ta %14'e varan kayıp söz konusu oldu ve biraz daha şahin bir FED acaba ekstra baskı yaratır mı, yoksa zaten bunu piyasa fiyatladı mı? Sizin görüşleriniz nasıl acaba? Burada hani belli oranda Fed'in şahinleşmesinin fiyatlamaları içerisine girdiğini düşünüyorum. Tabii ki söylem dili, Powell'ın açıklamaları, bunlar da etkili olacaktır. Ama hani Fed'in bu toplantısında Mart ayına biraz işaret etmesini beklediğimi söyleyebilirim. Ama bilanço küçültmesi adına erken. Yani bir bilanço küçültmesine daha bir yönlendirme görecek olursak, ki net bir yönlendirme göreceğimizi ben tahmin etmiyorum şu süreçte, ama bu ifadeleri tartışmalar arasında girerse bu bir miktar daha şahin bir FED olarak algılanabilir ve piyasaları baskılamaya devam edebilir. Ama bilanço küçültmesinin konuşulmadığı, ki bunun biraz daha Haziran ayı itibariyle daha net bir şekilde konuşulabileceğini düşünüyorum. Ama Mart ayına işaret edildiği bir toplantıda hani piyasalarda çok ciddi bir satış baskısı yaratmasını öngörmüyorum. Çünkü
Yani bir süredir özellikle geçen haftadan bu yana, yani bir 10 günlük süreç içerisinde bu fiyatlamalar içerisinde artık belli oranda girdi. Yani piyasalardaki fiyatlamalara baktığımızda, swap piyasalarına baktığımızda yani genel beklentiler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık'ta faiz artımına gideceği yönünde. O yüzden fiyatlamalar içerisine büyük oranda girdiğini söylemek lazım. Mart ayına dair bir yönlendirme görecek olursak bence bu şaşırtıcı olmayacak. Ama tabii bunun iletişimin ne yönde kurulduğu, hani 4 faiz arttırımından daha fazlaya bir ihtimal kapı aralayabilecek söylemlerin olup olmadığı, yine devamında toplantı sonrasındaki FED Başkanı Powell'ın değerlendirmeleri, yani tüm bunlar takip edecek noktalar. Ama tabii ki önceki toplantılara nazaran daha şahin bir duruş ortaya koyan bir FED görmemiz mümkün. Mart ayına ilişkin bir faiz arttırımına işaret edilebilir. Çünkü hani burada son dönemde geçtiğimiz haftalarda FED üyelerinden gelen açıklamalarda yoğun şekilde Mart ayı ifadesi geçti. O yüzden Mart ayı burada şaşırtıcı olmayacaktır. Ama bilanço küçültmesi için, bunun tartışmaya başlanması için biraz daha erken olduğunu düşünüyorum. FED burada hani piyasaları hazırlamadan bir aksiyona gideceğini düşünmüyorum. O yüzden hani Mart ayı öncesinde Ocak ayındaki toplantıda bunun hazırlığı net bir şekilde yapılır. Bence Mart ayına dair faiz artışına ilişkin biraz daha net ifadelerle bu piyasalar buna hazırlanır. Ama bilanço küçültmesinin çok gündeme gelebileceğini düşünmüyorum. Belki Powell'ın açıklamalarında bir soru gelecek olursa bu konu belki biraz açılabilir ama metin içerisinde yer bulmasını biraz daha erken buluyorum bilanço küçültmesinin. Tabii bir yandan da Fed'le beraber gözler gelişen ülke kurlarında da olacak. Bu Rusya-Ukrayna gerilimiyle beraber Rus rublesindeki hareketlilik de arttı son günlerde. Bu noktada TL, ruble, Güney Afrika randı, hatta Brezilya reali gibi gelişen ülke para birimleri için nasıl bir beklentiniz var? Şahin bir Fed eskiden olduğu gibi yine bu para birimlerini olumsuz etkiler mi? Yoksa bu sefer biraz daha hafif geçecek bir süreç mi göreceğiz? Şöyle bir nokta var. Hani 2013 yılındaki durumda biraz daha yönlendirme yönünden FED tarafı hani piyasaları hazırlıksız yakaladı ve burada daha sert ifadeler vardı. Şu an için hani bu süreci FED'in daha iyi yönettiğini söylemek mümkün. Çünkü hani FED'in şu an evet daha şahin, doğru, ama şahinleşmeye 2021 yılının ikinci yarısından itibaren başladı. Hani buradaki iletişimi daha açık ve daha düzgün bir şekilde gerçekleştiriyor olması da hani çok sert fiyatların önüne geçti. Tabii ki belli oranda gelişmekte önlük para birimleri baskılandı. Fed'in daha da şahinleşmesi durumunda bu baskının hissedilme ihtimali de yüksek. Çünkü Fed'in şahinleşmesi demek doların biraz daha değer kazanması anlamına geliyor. O nedenle hani Fed'in ilerleyen süreçte daha şahin bir görünüm ortaya koyması gelişmekte önlük para birimlerine belli oranda baskı yaratabilir. Ama hisse piyasasında olduğu gibi belli oranda bu da fiyatların içerisinde. O yüzden yarınki FED kararı sonrasında hani dolar tarafında bir miktar hareketlilik görebiliriz ama çok ciddi fiyatlamalarda beklememek lazım belki. Burada özellikle hani Merkez Banka faiz arttıran ülkeler var gelişmekte olan ülkeler içerisinde. O ülkelerin para birimleri daha güçlü bir duruş ortaya koyabilir. Ama hani daha kırılgan olan para birimleri de var. Tabii burada baktığımız zaman tek etmen FED değil. Hani petrol fiyatlarının artışından olumlu etkilenen petrol ihraç eden ülkelerin para birimleri var. Hani Rus rublesi de aslında bunlardan biriydi ama son dönemdeki gelişmeler tabii biraz daha kırılganlığı arttırdı. Yani Rusya-Ukrayna arasında bir gerilim artacak olursa bu risk iştahını baskılayıp bir daha güvenli limanlara yönelimi arttıracağı için bu da gelişmekte önlük para birimlerine baskı oluşturabilir. Hani ilerleyen süreçte önemli riskler var. FED ve yani Rusya kısa vadeli, Rusya-Ukrayna arası gelişmeler. Bunlar önemli. Yakından takip ediliyor olacak. Ama FED'in agresifleştiği, biraz daha hani faiz artmaya gittiği bir dönemde dolar tarafında çok ciddi bir zayıflama beklememek lazım. Ve gelişmekte önlük para birimlerine hani çok sert değer kayıpları olmamakla birlikte kademeli değer kayıplarını ilerleyen aylarda da devam edebileceğini düşünüyorum açıkçası. Son olarak kısaca altın tarafını da konuşalım. Çünkü 1850 doların da üzerine geldik. Şahin Fed beklentisi, yükselen ABD tahvil faizleriyle beraber biraz daha baskı bekleniyordu ama bu jeopolitik gerginlikler sonrası çok güçlü olmasa da bir yükseliş var altın tarafında. Hatta diğer kıymetli metallerde de benzer bir hareket görüyoruz. Bu noktada acaba güvenli liman talebi artıyor mu piyasalarda? Bu fiyatlamayı nasıl okumak lazım? Bunun için şöyle söyleyeyim. İlk olarak hani FED beklentileri bir süredir altın fiyatlarının içerisinde. Hani bu etki var. Bununla birlikte bir miktar belli teknik seviyelerin aşılması ve özellikle 1800 dolar üzerinde kapanışların yaşanıyor olmasının yatırımcılar nezdinde bir miktar hani altın tarafında teknik alımları beraberinde getirmesi yine bir etmen. Yine en önemli etmenlerden biri olarak tabii ki Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim, buradaki jeopolitik riskler biraz daha güvenli liman talebini arttırıyor. Hani burada baktığımız zaman dolar endeksinin 95 seviyesinin altına sarkmıştı. Tekrardan 96'lı seviyelerin üzerine test ediyor.
yine ons altında bir yükseliş var. Biraz da güven liman talebinin artış kaydetmesi bu. Buradaki risklere bağlı olarak biraz daha portföylerde denge ve hedge amaçlı yapılan işlemlerin de katkısı söz konusu. Bugün 1850 üzerindeki seviyeler test ediliyor ons altında. Hani burada 1840-1850 bu bant üzerinde kapanışlar görecek olursak devamında 1880-1900 dolar gündeme gelebilecek seviyeler. Hani şu an için teknik görünümde bir iyileşme söz konusu ama yarınki FED toplantısını bir görmek lazım. Hani şu an mevcutta bir işleme girmektense yarınki FED toplantısından önce sonra bir okuyup işleme girmekte hareket etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. En azından buradaki FED tarafındaki gelişmelerin altın cephesinde nasıl yorumlandığına bakmak lazım. Ama dediğim gibi yani Mart ayına işaret edilen bir ama ekstra bir piyasada baskı yaratacak ek bir agresiflik görmezsek altın tarafındaki görünüm korunabilir. Ama agresif FED piyasalar tarafında daha şahin ifadeler olarak algılanabilecek bir toplantı sonrasında altında bir düzeltme hareketleri içinde bu durum kullanılabilir. Ancak 1840-1850 üzerinde tutunmalar görecek olursak biraz daha yukarı yönlü fiyatlarının devam ettiğini görebiliriz. Ki bu fiyatlarına devam edecek en önemli etmenlerden biri de jeopolitik riskler ve belirsizlikler olmaya devam edecek gibi görünüyor kısa vadede. Çok teşekkür ederiz katkı ve yorumlar için. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, bu yorumlar ardından analizi noktalıyoruz. Kısa bir ara, sonrasında yatırım dünyasıyla karşınızdayız.